Değerli izleyiciler, piyasanın notlarına bakacağız. Şimdi de ALB menkul değerlerden Enver Erkan. Telefon attığımızda efendim, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bugünün en önemli konusu Merkez Bankası'nın para politikası kurulunda açıklayacağı rakamlardı. Faizlerde değişikliğe gitmedi. Bu da anlaşılıyor ki piyasalara olumlu yansıdı. Borsa yükselişini %2'lere yaklaştırdı. Neler söylersiniz? Şimdi tabii bugün yurt içinde gündem Merkez Bankası. Merkez Bankası halkımız repo faizini %8-25'e sabit bırakırken gecelik borç verme ve alma faizinde de herhangi bir değişiklik yapmadı. Merkezin yaptığı yazılı açıklamada enflasyonla mücadelenin devamına vurgu yapıldı. Bu oldukça önemli çünkü hafta içerisinde hatırlanacağı gibi Merkez Bankası bankaların zorunlu karşılıklarına faiz ödeneceğini bildirerek bu konuda net açıklamalar yapmıştı. Bu piyasayı destekleyici bir hamleydi. Bununla beraber bugün faiz oranlarında herhangi bir indirim yapmaması Merkez Bankası'nın temkinli bir duruş sergilediğini gösterdi ve aynı zamanda enflasyonla mücadeleyi ana referans noktası olarak alacağını gösterdi. Açıkçası Merkez Bankası'nın bu politika duruşu piyasanın hoşuna gitti ve sonrasında Türk lirası değer kazanırken BIST endekslerinde de sabah açılışta görülen pozitif havanın ivme kazandığını görüyoruz. Genel anlamda baktığımız zaman şu anki durum itibariyle 29 Ekim'de FED toplantısı olduğunu düşünürsek Merkez Bankası'nın aynı zamanda bir taraftan da Amerika Merkez Bankası'nın atacağı adımları da bir yandan izlemeye devam edeceğini söyleyebiliriz. 29 Ekim FED toplantısı dediniz. Buradan faiz arttırımına ilişkin bir sinyal bekleniyor mu? Yoksa bu sinyal 2015'e kalmış durumda mı? Şimdi şöyle söylemek lazım. Açıkçası Amerikan ekonomisinin zaten normalleşmekte olduğunu, uzun bir süredir toparlanmakta olduğunu zaten biliyoruz. Zaten en temel ekonomik göstergelerde de oldukça önemli bir iyileşme görülüyor. Gerek istihdam piyasası verilerinde olsun, gerek enflasyon verilerinde olsun ki dün Amerika tüfe verilerini almıştık ve beklentiden olumlu geldiğini gördük. Aynı zamanda bugün işsizlik başvuruları verileri vardı Amerika'da. 283 bin piyasa beklentisi var. 282 bin bir piyasa beklentisi vardı. Beklentinin üzerinde gerçekleşse de bu istihdam piyasasının bir toparlanmanın devam ettiğini yine gözlerine serdi. Dolayısıyla FED tarafında Amerikan ekonomisine yönelik aşağı indirişler biraz daha fazla. Çünkü genel manada küresel anlamda bir bozulma olsa da Amerika şu anki duruma oldukça kuvvetli verilerle giriyor. Yani bu duruma eğer ki daha zayıf verilerle girmiş olsaydı bir kırılganlık yaşayabilirdim ama mevcut durumda ben FED'in yol haritasının zaten hemen hemen belli olduğunu düşünüyorum. 2015'in ilk yarısında bir faiz arttırımı beklendiği zaten piyasalar tarafından biliniyor. Açıkçası 29 Ekim'de ben bu tutumun çok dışına çıkılmayacağını ve FED'in faiz arttırımını öteleme gibi bir sinyal vermeyeceğini düşünüyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz değerli açıklamalarınız için. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Değerli izleyiciler, piyasanın notlarını da aktardık. Ekonomi bültenimizi noktalıyoruz. Hoşçakalın.